Varoluşsal boşluk 20. yüzyılın yaygın bir olgusudur. Tabii ne anlama geldiği üzerine de konuştuk ama şimdi biraz okuyalım ve bu varoluşsal boşluk, varoluşsal uçurum, varoluşumuzun bir dayanağının, zemininin olmayışı anlamında. Bu anlaşılır bir şeydir. Bunun nedeni gerçek bir insan olduktan sonra insanın yaşadığı iki yönlü bir kayıp olabilir. Tabii burada itiraz edeceğimiz sözlerden biri daha karşımıza çıktı. Gerçek bir insan olduktan sonra diyor. Şimdi ben özgün metne bir bakayım arkadaşlar. Oradan hangi sözcük olduğundan iyice emin olalım. Ondan sonra devam edeyim. Nedir bu sözcük? Neden böyle çevrilmiş? Yani gerçek bir insan olduktan sonra boşluğa düşülüyormuş. Yani bu ne demek gerçek bir insan olma? Ne zaman gerçek bir insan olunur? İşte bu Viktor Frankl'ın aslında insanı anlama açısından, yani bir terapist olarak kendisi getirdiği, alanına getirdiği yeniliği anlayabiliriz, değerlendirebiliriz, takdir edebiliriz elbette. Ama buradaki insanın anlam arayışı metnine bakıyorum arkadaşlar. Özgün metne. Yani İngilizceden çevrilmiş İngilizce bir metin. Sonradan tabii yeni baskılarda eklemeler yapılıyor. Ve oradan eklemeler yapılıyor ama felsefi olarak baktığımızda buradaki insana özgü saptamaların ne kadar yerinde olduğu tartışmalı. Şimdi varoluşsal boşluk daha galiba başındayız değil mi biz şeyin, bu logoterapi, evet buldum, existential vacuum diye geçiyor, boşluk. Bu anlaşılabilirdir. İnsanın böyle bir boşluğa düşmesi anlaşılabilir. İki kaybın ardından gerçekleşiyor insanın başına gelen. Evet, gerçekten insan olduktan sonra diyor. Doğru. Demek ki böyle bir şeyi var. Elinde ölçüt var. Yani gerçekten insan olmak. Yani nasıl bir şeydir o? Yani belki bir hekim olarak, bir terapist olarak bakıldığında her şeyi tam oluyor.
Yani herhangi bir eksiklik veya hastalık belirtisi göstermiyor. İşte o zaman gerçekten insan oldu diyor olabilir. Ama bu sözü garipsediğimi söylemeliyim. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Yani gerçekten insan oldum. Yani ne demek? Belli bir değer yargısıyla ortaya çıkan bir özellik. Değil mi? Gerçekten insan olma. Devam edelim. İki yönlü kayıptan geçtiğini söylüyor. Gerçek bir insan olduktan sonra. Buradaki gerçek sözü tabii real anlamında değildir. Bir zarf dil bilgisi açısından zarf olarak kullanmış. Yani insanı nasıl anlıyorsak öyle insan olduktan sonra bütün insana özgü özellikleri gerçekleştirdikten sonra herhalde hiçbir eksiği gediği görülmedik, kaybettiği henüz bir şey olmadığı zaman demek istiyor olabilir ama ne demek istese de istesin sıkıntılı bir söz olduğunu söylemeliyim. Yani insan ne zaman gerçek bir insan olur? Değil mi? Bu bir soru. Tarihin şafağında insan bir hayvanın davranışlarını belirleyen ve güvence altına alan bazı hayvanca içgüdülerini kaybetmiştir. Şimdi buradan insanın bu gezegendeki oluşmasını belirleyerek ortaya çıkıyor. Tabii bir Jungçu bir tutumla insanı anlatmaya çalışıyor. Önce o bir hayvandı. Hayvanın özelliklerine sahipti büyük ölçüde. Ama zaman içerisinde gezegendeki yaşamını sürdürme savaşımında kimi hayvanca güdülerini yitirmiştir. Cennet gibi bu güvenlik de insana sonsuza kadar kapanmıştır. Yani belki işte inanç düzenlerindeki cennet düşüncesi de insanın bu belki de ilk halini belirten bir durum olabilir. Yani Viktor Frankl'ın bakışında insan seçim yapmak zorundadır. İlk kayıptan sonra artık güdüleriyle düşüncelerini düşünme yetisini, karar verme yetisini, dolayısıyla seçme yetisini kullanmadan yaşayamaz durumdadır. Seçme yapmak durumundadır ki seçme yapma durumu işte insanın varoluşunu ortaya çıkarıyor. Yani artık insan seçme yapmadığı güdülerin yönetiminde hareket ettiği zaman yani sürü halinde yaşayan hayvanları düşündüğümüzde veya işte örümcek gibi bir hayvanı düşündüğümüzde ağını örmesi, avını beklemesi bütün bunlar
bu açıdan bakıldığında bir seçme sonucu değildir. Bu çok dürtüsel, içgüdüyle yapılan işlerdir. Bu içgüdüsel yaşamda kalma olanağını yitirmiş ve buna da ek olarak insan davranışlarını yönlendiren geleneklerin hızla azaldığı son gelişme döneminde bir başka kayıpla daha yüz yüze gelmiştir. Hiçbir içgüdü ona ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini söylemez. Dolayısıyla kendi başına karar vermek durumundadır. Yani doğadan fazla destek almadığını söylüyor. Bazen neyi arzuladığını bile bilmez. Bunun yerine ya diğer insanların yaptığı şeyleri arzular, uydumculuk yani konformizm. Elbette bu hayvanlarda da olan bir şeydir. Ya da diğer insanların kendisinden yapmasını istedikleri şeyleri yapar. Bu da totalitercilik diye Türkçe'ye çevrilmiş. Yani insanın gelişiminin sonunda uğradığı, yaşadığı durum genellikle uydumculuk. Yani sürüye katılmak, herkesin yaptığı gibi yapmak. Çünkü eğer kendi varoluşunu kendi seçiminle yapıp kendi yaşamını yaşamak yerine kalabalıklara veya egemen gidiş neyse oraya uyarak yaşamayı seçebilir. Bu uydumculuk. Ya da kendisine ne buyrulursa ona göre yaşar. Bu da içinde bulunduğu toplumun güçlerinin ona dayattığı durum mu yaşamak demektir. Dolayısıyla kendi özgür özerk gücüyle bu yaşama tutunmadığı, yani varoluşunu gerçekleştiremediği için geçen hafta da konuşmuştum. Yani mevcudiyetten varoluşa geçemediği için bir boşluk içinde olduğu düşünülebilir. Bu açıklamalar doğrultusunda son zamanlarda yapılan istatistiksel bir araştırma Avrupalı öğrencilerin arasında %25'inin şöyle ya da böyle belirgin bir varoluşsal boşluk gösterdiğini çıkarmıştır. Yani buradaki açıklamalara göre ya kendinize dayatılan düzenin kör bir izleyicisi oluyorsunuz veya kendi kararınızla ama karar verme gücünü ve olanağını gerektiği gibi kullanmadan egemen yaşam biçimlerine veya rahat edeceğiniz yaşam biçimlerine kendinizi kaptırıp uydumcu bir yaşam anlayışının, yaşam biçiminin içine düşüyorsunuz. Bu varoluşsal boşluk, herhalde araştırmacılar bunu tanımlıyorlar, nasıl bir şey olduğunu, nasıl ölçüleceğini de belirliyorlar. Ve bu ölçüler içerisinde
Yaptıkları araştırmada %25 Avrupa'da, Amerikalılar arasında da %60 o tarihlerde gözlenmiş. Şimdi bu ölçütlere göre yapılsa nasıl bir durum ortaya çıkar? Varoluşsal boşluk temel olarak kendini can sıkıntısı durumunda dışa vurur. İşte buralarda o dönemlerde baskın olan varoluşçu felsefeyi bakış açısına oturtuyor Viktor Frankl. Mesela bu can sıkıntısı meselesi de mesela Heidegger gibi düşünürlerin de zaman zaman değindiği bir şey, değindiği bir noktadır. Herhalde bizim gibi ülkelerde mevcut olma bir biçimde kaygısının varoluşsal değil de sadece yaşama tutunma, yani uydumculuk içine giremeyen veya totaliter dayatmaların boyunduruğu altına girmekte zorlanan veya oralarda yaşamını körü körüne sürdüren insanlar için düşünürsek bir varoluşsal sıkıntı, varoluşsal boşluk sıkıntısını yaşama bizim gibi ülkelerde herhalde Viktor Frankl'ın anlattığı biçimde pek sık görülen bir olgu değildir. Mesela benim bildiğim bu varoluşçu bunalımla ilgili bizim kültürümüzde yani Cumhuriyet sonrası tek tük şeyler vardı belki Cumhuriyet'in başlarında ama daha çok 1950'lerden sonra edebiyat alanında bir varoluşçu bunalım, bunaltı şeyi çıkmıştır. Bunaltı yaşadığını söyleyen denemeciler, öykücüler olduğunu düşünüyorum. Belki şiirde ikinci yeni içinde olanlar olabilir ama bu biraz bize frankofon kültür üzerinden işte Jean-Paul Sartre ve oralardan varoluşçu rüzgar ile Almanya'dan falan geldiğini pek bilmiyorum. Çok nadir olabilir ama daha çok frankofon bir kültür içerisinde benim çocukluğumda 60'lara kadar yani 50-60 arası 1950 böyle bir varoluşsal bunalım yaşadığını söyleyen yazar çizer takımı olduğunu söyleyebilirim. Ama bu 60'dan sonra işte 27 Mayıs hareketinden sonra sol bakış bir biçimde ve sol anlayış üzerinden yasakların filan bir ölçüde kalkmasıyla birlikte ülkemizdeki entelektüeller artık başka türlü sorunlara bakmaya başladılar. Yani bireysel anlamda varoluşsal sıkıntı içerisinde kendini gören yazar çizer takımını pek 60'tan sonra görme olanağımız yok. Düşünürlerden de yani kendini düşünür diyen kişilerden de akademisyenlerden de mesela
Ben bir varoluşçu, çıkış içinde olan felsefeci, mesela bizi akademik çevrede bilmiyorum. Hüseyin Batuhan Hoca vardı. 1900 işte o tarihlerde doktora tezini yazan, 1950'lerde sanıyorum. Kierkegaard üzerine bir tez yazmıştı. Belki yani o hani Kierkegaard varoluşçuluğu başlatan önemli bir kişi olarak düşündüğünde ama Hüseyin Batuhan hiçbir zaman varoluşçu şeyde belki gençliğindeki yazılarında falan söylemiş olabilir ama böyle bir savunma içine girmedi. Yani can sıkıntısı gibi bir sorun veya varoluşsal boşluğu yaşamanın belirtisi olarak böyle bir can sıkıntısı bizim buralarda pek olan bir durum gibi gözükmedi. Galiba Orta Doğu kültürü yani bütün bu coğrafyada varoluşçuluk pek kendini gösteren bir yaşam biçimi veya dünyaya bakış değildi ama işte hippiler filan belki bir anlamda öyle sayılır mıydı? 1960'larda, 50'lerin sonlarında böyle insanlar bizim ülkemizde de vardı. İnsanlığın bunaltı ve can sıkıntısından oluşan demek ki iki belirtisi var. Bunaltı ve can sıkıntısı. İki uç arasında sonsuza kadar mekik dokumaya mahkum olduğunu söyleyen Schopenhauer'ı anlayabiliriz. Tabii Schopenhauer gerçekten bir varoluşçu muydu? Bu bir soru. Fakat birçok yorumcu, mesela Freud'un düşüncelerinin arkasında da yani Freudyen yani psikanalitik bakışın felsefi dayanaklarını arayan kimi düşünürler. Freud'un ardında da bir Schopenhauer görme eğilimi taşırlar. Ama Viktor Frankl'ın İşte Schopenhauer'ı öne çekerek bunaltı ve can sıkıntısını görmesi yani felsefi sorgulama açısından bir sorun gibi duruyor. Çünkü Schopenhauer'da bir varoluşsal boşluk yok. Başka bir şey var. Yani burada Viktor Frankl'ın tabii eğer okuduğum satırda bir Viktor Frankl'ın aleyhine bir şeyler söylüyorum ama felsefi görüşünün felsefi dayanaklarını anlatması açısından sıkıntılı görünüyor. Yani biraz üstünkörü kendi arayışını temellendiriyor diyebilirim şimdiye kadar okuduklarımdan, birlikte okuduklarımızdan demek istiyorum. Gerçekte bugün can sıkıntısı bunaltıdan daha çok soruna yol açmakta ve elbette psikiyatristlere çözüm bekleyen daha çok sorun sunmaktadır. Siz mesela şimdi veya geçmişte kendi yaşam
diliminiz içinde. Can sıkıntısından sıkıntı yaşayan insanlar gördünüz mü? Belki vardır. Ama bu can sıkıntısı şu demek değil arkadaşlar. Yani ya benim hakkımı yiyorlar, tepem atıyor, canım sıkılıyor. Bu anlamda değil. Can sıkıntısı yapacak şey bulamama. Yani bunlar bakın biz felsefecilerin bu konulardaki savunma şeyi anlayışı şöyledir. Çünkü varoluşçulukta özellikle psikolojik konular ortaya çıkıyor. Yani varoluşsal olarak bunaltı ve can sıkıntısı. Bunlar psikolojik sorun gibi görülüyor. Mesela ama felsefe açısından bakınca ne bunaltı ne de can sıkıntısı psikolojik bir şey sorun değildir. Bunlar egzistansiyel sorunlardır. Varoluşsal sorunlardır ve bütün yaşamının anlamını sorgulayan bütün insanlar düşünebilen ve akla eren duyarlılığı, varoluşsal duyarlılığı olan her insan bunları yaşar. İşte Heidegger'in angstı gibi. Yani angst tedavi edilir bir şey değildir. Yani onu tedavi ederseniz öldürürsünüz. Yani onun insan olma özelliği ortadan kalkar veya Frankl'ın o tam ne dediğini anlamakta zorluk çektiğim gerçek insan olma özelliğini yitirirsiniz. Tabii galiba insanın özü filan gibi bir söz söylememek için gerçek insan demeye çalışmış. Yani gerçek insan varoluşsal boşluğa düşmez, öyle mi? Yani onu mu demek istiyor acaba? Eğer onu demek istiyorsa daha berbat bir durum söz konusudur. Çünkü insan eksiklikler varlığıdır. Yani felsefi, özellikle Alman felsefesi açısından baktığımızda dolayısıyla daha bu gezegende oluşundan beri bu boşluğu yaşar. Çünkü bu boşluk bir sorun değildir. Bu boşluk onun kendine özgü varoluşundan ortaya çıkan bir şeydir. Bu boşluğa zaman zaman düşer. Bu boşluğu sanatla, işte edebiyatla, bilimle, oluşturduğu kültürle doldurmaya çalışır ama trajik bir varlıktır. Bunlar kaybedebilir, yitirebilir. Dolayısıyla bu psikiyatristlerin tedavi edeceği bir şey değil bir anlamda. Egzistansiyel, varoluşsal açıdan baktığımızda bu tedavi edilmesi bir şey değil. Yani o edilmez. İnsan böyle ya. Yani sen gerçek insan değil. Hakikaten bunu daha önce de konuştuk. Çok da büyük bir tehlike bu arkadaşlar. Yani bu terapistin veya insana şifa vereceğim diyen birinin gerçek insan, kafasındaki gerçek insan felaket bir şey olabilir. Ve seni gerçek insana benzeteceğim diye mahvedebilir. Yani o bakımdan çok endişe duyduğumu okurken söylemeye çalıştım. Yani ne demek o? Farklılıklarını yaşayan birçok insan var. Ve hakikaten günlük hayatta onlara deli damgası vurulabilir. Hasta denebilir. Ama en büyük sıkıntı sanıyorum bu ruhsal problemleri ele alan
şifacılar açısından, yani psikoterapistler açısından sıkıntı hastalıklı olmayan insan nasıl bir insandır? Yani belki Viktor Frankl'ın söylemeye çalıştığı. Ya ben bu tedavi edilecek bir şey değil, bu insani bir özellik. Yani bunda korkulacak bir şey yok. Yani kime benzemeye çalışıyorsun? Nasıl bir insan normal, sağlıklıdır ki ona benzemeye çalışarak sağlıklı olmak istiyorsun? Hocam, Buyurun. burada Frankl insanın kendi gerçekliğini oluşturmaya, inşa etmeye çalışmasını kastediyor olabilir mi varoluşsal anlamda? Evet, o zaman güzel bir söz ama Ama kelime gerçek insan diye çevrilen sözcük o değil. sorunlu. Evet, çok sıkıntılı. O değil yani truly human diyor. Truly human'ı gerçek insan diye çevirmiş arkadaş. Kendini gerçekleştiren insan, evet saygı duyulan bir şey. Yani ona itiraz edilemez diye düşünüyorum. Yani eden olur elbette de. Ama insan kendini inşa etmeye çabalayan bir varlıktır. Çünkü çok sağlam bir zemin zaten onun bu gezegendeki gezegene düşmesinden itibaren ortaya çıkan bir şeydir. Yani insan kendini gerçekleştirir sözü güzel bir sözdür. Bu da bir gerçekleştirme ortamı bulduğu için. Yani belli belirlenimler ile doğarız, belli belirlenimler içinde yaşarız ama kendimizi yapılandıracağımız, inşa edebileceğimiz belli bir alan olduğu da düşünülür. Eğer öyle düşünmüyorsak zaten varoluşsal anlayış bütün özelliğini yitirir. Yani varoluşçuluk insanın kendini var edebilme çabasıyla olan bir şeydir. Yani varoluş özden önce gelir. İşte bu tipik bir Jean-Paul Sartre'ın belki dile getirdiği varoluşçuluğun bir sloganı. Varoluş özden önce gelir. Çünkü sana verilmiş belli bir öz yoktur. Sen onu yaşayarak, çabalayarak, arayarak, işte canın sıkılacak, bunaltılar da geçirebileceksin. Oradan geçerek oluşturacağın bir adım adım oluşturacağın dönüştürülebilir, geliştirilebilir bir özün olabilir. Yani baştan Hocam, pardon. sabit değişmez bir öz olarak sana verilmiş bir şey yok bu anlayışta. Buyurun. Ben kendi başıma okurken bunu şöyle anlamıştım. Bu anlaşılır bir şeydir. Bunun nedeni gerçek bir insan olduktan sonra insanın yaşadığı iki yönlü bir kayıp olabilir. Sonraki cümle esas benim öyle anlamama sebep oldu. Tarihin şafağında insan bir hayvanın davranışlarını belirleyen güvence altına alan bazı hayvancı içgüdülerini kaybetmiştir. Dediği yani insan insanımsıdan işte bonobodan insana dönüşürken hayvani içgüdülerini kaybettiği için karar vermek zorunda. Yani bir tercihle karşı karşıya. Cennet gibi güvenlik insan sonsuza kadar kapanmıştır. İnsan seçim yapmak zorundadır. Tabii. Bocalamasının ve boşluğa düşmesinin nedeni hani ilk insandan insanımsıdan diyelim şey insan pardon insansıdan insana geçişte bir kırılma yaşadığını Tabii tabii söylemeye tabii çalışıyor yok gibi yani anlamıştım. onu anladık. Yani ona bir itiraz yok ama itiraz kavramları kullanırken yani gerçek bir insanmış da ondan sonra kaybetmiş.
bazı şeyleri. Yok, Yani, hayvanmış da insanlığa ama işte geçince içgüdüyü oraya kaybetmiş ve gerçek insan olmak böyle bir zorluk anlıyorum getirmiş. da oraya gerçek insan demesi de bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Evet, orası biraz karışık, hani biraz zorlama Yani olmuş. başlangıçtaki o nitelendirmesinde sıkıntı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Belki de eleştirmek için erken davranmış da olabilirim. Tekrar şeye dönelim bakalım. Tabii Schopenhauer da görmesinde bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz ama görülebilir. Yani ona da peki diyelim. Gerçekte bugün can sıkıntısı ve bunaltıdan daha çok, yani can sıkıntısı ve bunaltıyı bir insan olma özelliği olarak mı görüyor? Yoksa bir tedavi edilecek bir şey olarak mı görüyor? İşte sorgulamaya çabaladığım şey bu. Gerçekte bugün can sıkıntısı bunaltıdan daha çok soruna yol açmakta ve elbette psikiyatristlere çözüm bekleyen daha çok sorun sunmaktadır. Görüyor musunuz? Yani can sıkıntısı psikiyatristlerin bir sorunu oluyor. Yani itiraz ettiğim şey bu. Çünkü bir çeşit can sıkıntısı var ki o varoluşsaldır ve o psikiyatristlerin filan çok kurcalamaması gereken bir şeydir. Yani Hocam burada anksiyete ile angst karıştırıyor evet, herhalde. tehlike bence şurada, böyle dar bakışlı, Viktor Frankl için demiyorum, daha okuyacağız. Yani şimdi bir önceden söylüyorum ama sonradan metin bizi başka bir yere götürürse geri dönebiliriz. Ama şunu söyleyeyim, bu işlerde danışmanlık yapanların insan kavrayışlarının çok geniş olması lazım. Ve bu meselelerin tarih boyunca nasıl ele alındıkları konusunda kavrayıcı bir güçlerinin olması lazım. Yani ben öyle şeylere tanık oldum arkadaşlar. Yani çocuğunun işte felsefe okumaları, işte Schopenhauer okuyor, Jean-Paul Sartre okuyor. Annesi oradan aldığı notları defterine yazmış. Annesi bir bakıyor, ya bizim kız üniversite giriş sınavına girecek. Şu yazdıklarına bak. Galiba çok büyük bir bunalım geçiriyor. Hasta galiba diyor. Ve eğer danıştığı mesela psikiyatrist veya psikoterapist kimse ve böyle bir ufka sahip değilse, yani buna ilaç yazıp bilmem ne, yani o çocukcağızın dengesini bozabilir. Yani bunlar herhalde Schopenhauer'ı falan tedavi etmeye kalktığınızda veya büyük sanatçıları öldürürsünüz. Yani bütün çalışma güçlerini, düşünme güçlerini ortadan kaldırırsınız. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani neyin hastalık, hangi belirtilerin bir hastalık, hangi belirtilerin varoluştan geldiği konusu açık kılınmalı diye düşünüyorum. Çok güçlü ilaçlar var arkadaşlar. Yani insanlara verildiği zaman bütün şeyini, yaşamını alt üst edebilir. Yani onlara şifa vermeye kalktığı zamanki sıkıntı o. Ama benim anladığım şu, bunu psikiyatrist arkadaşlarla epey tartıştığım için biraz orada birkaç şey söylemek istedim.
Eğer bir psikolojik yardıma ihtiyaç varsa bu şuradan çıkıyor. Can sıkıntısı veya bunaltı entelektüel düzeyde olup biten bir şeyse o bir problem değil, ama ne zaman problem oluyor? Yemek yemiyor. Üstüne başını temizlemiyor. Günlük yapması gereken işleri yapmıyor. Yani bütün yaşama uyumu bir sıkıntı oluşturursa, işte o zaman ona müdahale etmeli denir. Yani kendi sağlığına, kendi bedenine bakamadığı ilişkileri toplum içerisinde, hayatın doğal akışı içerisinde yürütemediği, büyük ne bileyim kabuslar gördüğü, dengesini yitirdiği ilişkilerinde ve hayata bakışında, o zamanlar bir sıkıntı olduğu ve belki belli müdahalelerin yapması gerektiğini hissedebiliriz. Şimdi burada can sıkıntısı, evet bir sözcük doğru. Bunaltı, distres sözünü bunaltı diye çevirmiş. Bu tabii varoluşçuların söylediği bunaltı değil. Yani bunaltı çevirisi uygun düşmemiş arkadaşlar. Ben tabii orijinal metne bakınca şimdi gördüm. Çünkü bunaltı Yenelim değil mi diye o? çevirirseniz onu egzistansiyel bir şey olarak anlıyorsunuz, ama distres bu terapistlerin kullandığı bir deyimdir. Verelim değil mi hocam? Evet galiba, ama tam Türkçe'de nasıl karşılanıyor ona bir bakayım. Fakat bu sözü kullanıyorlar terapistler, psikoterapistlerin kullandığı bir söz. Mesela egzistansiyalist filozoflar kullanmadığı bir şey. Yani İngilizce üzerinden söyleyebilirim. Hemen söylüyorum. Türkçedeki karşılıklarına baktım sözlüğe. Evet, sıkıntı, dert, üzüntü, acı, kahrolmak falan gibi çevirmiş, ama bu, terapistlerin kullandığı bir şey var. Detres gibi bir şey tıp demiş. Izdırap, felaket falan diye çevriliyor. Distres olarak tıpta kullanılıyormuş herhalde. Yani benim sözlüğümde. Ama bu felsefi bir terim değil yani. Ama bunaltı diye bunu çevirirseniz sanki bir felsefi terim gibi karşımıza çıkıyor. Orada da yani çeviri bizi yanıltabilir. Tıbbi bir terim kullanıyor aslında. Yani can sıkıntısı, elbet bugünlük dilde kullanılan can sıkıntısı. Ama can sıkıntısı Türkçe'de farklı çağrışımlar yapabilir. Yani bu insan benim canımı sıktı. Bu anlamda bir şeyin canımızı sıkması değil buradaki can sıkıntısı. Buradaki can sıkıntısının nesnesi yok. Yani kastedilen o. Devamlı canım sıkılıyor, neye sıkıldığını bilmiyorum. İçim O sıkılıyor dedi. anlamda bir can sıkıntısından söz. İçim sıkılıyor denmez mi? Ha, içim sıkılıyor, evet. Yani içim sıkılıyor daha çok denir. Ya sebebini bilmiyorum ama içim sıkılıyor. Çünkü sebebi biliyorsa artık o içim sıkılıyor olmuyor. İşte şundan dolayı canım sıkılıyor diyoruz. Belli bir nedene
yöneltiyoruz belki o anlamda. Devam edeyim. Daha çok can sıkıntısının bir sorun olduğunu söylemişti. Ve bu sorunlar giderek daha çok belirleyici olmaktadır. Neyi belirliyor acaba? Çünkü ilerleyen otomasyon, hani teknolojinin gelişmesinden söz ediyor. Bir olasılıkla ortalama çalışanın boş zamanda büyük bir artışa yol açacaktır. Yani boş zaman kaldığı için sıkılıyormuş. Yani bu değil mi? Bizim gibi toplumlarda çok az kişinin duyacağı bir şey olsa gerek. Yani yaşam sorunlarıyla cebelleşmekten ne zaman yapacağım hiçbir şey bulamadığı için yapacak devamlı bir boşluğa düşüp can sıkılıyor. O dönemin entelektüel ortamında bu vardı hakikaten. İşte Viyana'dan baktığınızda veya Amerika'nın belli entelektüel ortamından böyle bir can sıkıntısı görme imkanınız var. Bunun üzücü yanı, bu insanların yeni kazandıkları boş zamanlarında ne yapacaklarını bilmemeleridir. Demek ki can sıkıntısı ne yapacağını bilmemektir. Ve o zaman ben de terapist olarak kardeşim boş zamanda şunu yap diye diyeceğim. O da yapacak, can sıkıntısından kurtulacak. Yani sanki böyle anlatmış gibi. Ya ben de çok özür dilerim. Yani bugün ters tarafından kalktım herhalde. Yani Viktor Frankl'ı baştan beri. İşte bu gıcık felsefeci tipi böyle böyle oluyor. Yani hakikaten zor bir şey bu, böyle gıcık insanlarla yaşamak ama. Hocam. Buyurun. Ben sizin şey olduğunuzu düşünmüyorum. Aslında felsefe eğitimi almış olmasına rağmen kavramları kullanmaktaki duyarsızlığı, savrukluğu evet. O sizi... Çok sağ olun. Onu göstermeye çalıştım. Yoksa hani bir entelektüel ukalalık yapıp da ya bak işte Viktor Frankl'ı şey, yani Viktor Frankl'a elbette çok büyük saygı duyduğumuz, kendi insani tecrübeleriyle geliştirdiği görüşler açısından. Ama çok savruk yani. Dolayısıyla bu okumalarımızda bu kendi söylediği sözlerin hepsinin müthiş bir felsefi derinliği olduğunu sanma yanılgısı içine de düşmemek lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam sonuçta felsefe kavramları görme, felsefi metin okuma kavramlarla görme değil mi? Siz de bize bunu göstermeye çalışıyorsunuz. Ya da ben Frankl'ı gömdüğünüzü düşünmüyorum. Hiç öyle bir şey yapmıyorsunuz. Tam tersine bu kavramlar üzerinde durarak dikkatimizi oraya çekmeye çalışıyorsunuz. Bence son derece iyi bir şey. Şimdi öyle sanılabilir. Belki de ne bileyim bilinç dışında öyle bir şeyim de olabilir yani onu o da yok gibi davranmam da doğru değil de yani nedense bugün belki öyle bir tarafım tutmuş oldu pek sık yaşadığım bir durum değil ama gerçek insan sözünü duyduğum zaman hakikaten tırnak içinde tepem attı yani ve ondan sonra varoluşçuluk için daha önce okuduğumuz yerlerde de vardı. Çok sallapati ve meselenin... Bakın Freud böyle değildir. Belki arkadaşlar bu metinde bir sıkıntı var. Yani Viktor Frankl'ın başka bir metni var. Galiba o Türkçe'ye çevrilmemiş olabilir. Onda logoterapiyi anlattığı daha derli toplu bir şey kitap bu. Hocam belki bu kitap ortalamaya göre yazıldığı için bu kadar sağlıklı. Yine de dikkat etmesi lazım.
Evet. Kitap arkadaşlar dileyen olursa şeye koyabilirim. Siz de bulabilirsiniz internetten. The Will to Meaning adını taşıyor. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum. Çevirdik Alt hocam. başlığı logoterapi uygulamaları, logoterapinin temelleri ve uygulamaları. Burada biraz daha derli toplu ve ayrıntılı çalışmış. Yani keşke bunun çevirisi olsaydı. Orada logoterapiyi belki daha genişliğine anlayabilirdik. Hocam özür dilerim. Buyurun. Bu metin çevirdi anlam istenci diye çevirdiler. Öteki yayınlarından çıktı. Çevrildi mi? Aynen bir çevirdi. Neydi başlığı? Anlam istenci. Anlam istenci çevrilmiş. Varsa arkadaşlar ona bir bakın. Yani eğer bu ilginizi çekiyorsa o metin nasıl çevrildi bilmiyorum ama bakarız. Yani o daha derli toplu görünüyor. Yani hakikaten felsefi temelleri ve uygulamaları da orada var. Hem uygulamaları hem temelleri alt başlığını taşıyor. Yani insan anlam talep eden, anlam istenci gerçekleştiren, anlam istemesi içinde olan bir varlık. Burada can sıkıntısı, yani insanın ne yapacağını bilememe. Örneğin pazar günü Nevruz'unu, yani hafta içinin yoğun işlerinin telaşından sıyrılan ve kendi içlerindeki boşluk belirginleştiği zaman yaşamlarının içerikten yoksun olduğunun farkına varan insanların yaşadığı tatil depresyonunu ele alın. Birçok intihar olayı bu varoluş bendeki metinde silinmiş. Orada bitiyor. Nedense yok. Sizde bilmiyorum nasıl. Varoluşsal boşluk olarak. Varoluşsal boşluk mu? Depresyon, saldırganlık, uyuşturucu gibi alışkanlığı, uyuşturucu ve buna benzer alışkanlığı gibi bu türden yaygın olguları, bunların altında yatan varoluşsal boşluğu kavrayamadığımız sürece anlayamayız. Bu ayrıca emeklilerin ve yaşlı insanların yaşadığı krizler içinde geçerlidir. Yani bu anlamda insanın ne yapacağını bilememek. Tatil geldi, işte belli bir tatil planınız varsa onu gerçekleştiriyorsunuz ve dolayısıyla boşluğa düşmüyorsunuz. Yani anlattığı şey bu. Ama bu da burada büyük bir sorun var. Her neyse onu şimdilik sorunlarımı paranteze alarak okuyayım. Yani hali vakti yerinde olanlar, tuzu kuru olanlar işte 5 gün çalışıyor, haftanın son 2 günü ne yapacakları, nereye gideceklerini bilemiyorlar. Böyle bir boşluk sorunu varmış. İntihar edenler oluyormuş. Bu da varoluşsal boşluk, boşluğa düşmek. Varoluşsal boşluğun kendini gösterdiği çeşitli maskeler ve kılıflar da söz konusudur. Bazen engellenen anlam istemi, bakın bu tabii çok müthiş bir problem. Yani bizim ülkemizde de birçok insanı mutsuzluğa yaşam boyu hakikaten varoluşsal boşluğa itebilir o anlamda. Engelleme. Anlam istememizin engellenmesi. Bunu hemen hemen
kendi yaşamının anlamını arayan ve o anlam doğrultusunda yaşamak isteyen herkesin yaşantısında, yani böyle yaşantılar, yaşamında böyle yaşantılar yaşadığını söyleyebiliriz. Engelleme, en ilkel güç istemi olan para istemi de dahil olmak üzere bu güç istemi ile temsili bir yoldan, bir güç istemi ile temsili bir yoldan dengelenir. Diğer durumlarda engellenen anlam isteminin yerini haz istemi alır. Evet, bu saptamalar herhalde terapi açısından ilginç olabilir. Engelleme ve o engellenme durumlarında neler oluyor? Diyelim ki keman çalmak istiyorsunuz veya hani bizim ülkelerde, filmlerde falan da çok sık rastlanan. Ressam olmak istiyorsunuz. Fakat evdekiler diyor ki ya ressam aç kalırsın. Veya işte çalgıcı mı olacaksın? Yani keman ne oluyor? Veya devamlı şiir yazıyorsun. Bırak bu şeyleri. Bir an önce mesleğini kazan. Hayata belli bir anlam çerçevesi içerisinde bakıp ona göre yaşamaya çalışma çabası içindeyseniz, böyle bir istençle yaşamınız yönlendiriliyorsa, çok güçlü bir istençse bu, Viktor Frankl'ın deyimiyle, engellenmesi durumunda gerçekten çok acı çekebilirsiniz, boşluğa düşebilirsiniz. Tabii bunun şey karşılığı bilmiyorum, belki bir depresyon, belki daha başka psikolojik, daha ağır sorunlar olabilir. Bu saptaması tabii ilginç. Yani anlam isteminin, istencinin engellenmesi durumu. Burada değişik bu engellemelerde değişik dengelemeler söz konusu olabilir. Cinsel dengeleme, yani bunu engellediğiniz zaman engellenen insan farklı şeylere kapabilir, ilaç kullanabilir. Daha belki aşırı engelleyici kişilere karşı bir düşmanlık besleyip onlardan intikam almak isteyebilir. Burada bir cinsel dengeleme, yani cinsel yaşamının abartılı bir şekilde bu istencin engellenmesi sonucunda bunu karşılamak için savurucu bir özellik kazanması olabilir. Bu tür durumlarda cinsel libidonun varoluşsal boşlukta serpilip yayıldığını gözlemleyebiliriz. Yani yaşamının anlamının o zaman bir cinsellikte arıyorsunuz. Yani ne kadar çok bu cinsel hayatınız ne kadar renkli, ne kadar yoğun geçerse işte o başta engellenen istencin bıraktığı boşluğu doldurabileceğinizi düşünüyorsunuz. Nevrotik durumlarda benzer bir olay baş gösterir. Daha sonra değineceğim bazı yeni denetim mekanizmaları. Tabii bütün bunlar çok erken saptamalar. Sonraları bunlar çok çalışılmıştır. Yani logoterapi veya başka adlarla terapi alanında çalışan araştırmacılar, bilim insanları daha ayrıntılı, daha kapsamlı
bilgiler edinmişler. O açıdan şimdiki bu söylenenler çok basit kalıyor. Daha sonra değineceğim bazı yeni denetim mekanizmaları ve kısır döngü oluşumları vardır. Ne var ki semptomolojinin, yani varoluşsal boşluğun belirtileri hesaplama işi. Bir varoluşsal vakuma sızdığı, mesela burada vakum olmuş. Daha önceki boşluğu burada vakum diye çevirmiş. Neden öyle yapmış bilmiyorum. Yani oradaki boşluk sözü de vakum, burada vakum olmuş. Bir varoluşsal vakuma sızdığı ve burada gelişmeyi sürdürdüğü tekrar tekrar gözlenebilir. Belki burada vakum diye çevirdiği sözcük daha farklı bir şey olabilir. Bu tür hastalarda ele almak zorunda, bakın hasta diyor arkadaşlar. Yani varoluşsal boşluğa düşmek hastalık diyor. Yani bir şekli, bazı durumlar hastalık sayılabilir dediğim gibi. Yani yaşamını sürdürmede sıkıntılar varsa. Ama öbür yandan işte egzistansiyalist, madem ki egzistansiyel bir terapi olduğunu söylüyor, ama egzistansiyel terapistler meseleye böyle bakıyorlarsa felaket bir şey ki böyle bakmadıklarını düşünüyorum. Yani Heidegger'den yola çıkarak geliştirilen terapi tekniklerini falan çalıştığımızda onlar iyi bir çalışmışlar. Yani felsefi temellerini bulmak ve bu varoluş sorununu daha belirgin ve daha insana özgü temellerini belirtmeye, ortaya koymaya çalışmışlar. Çünkü Heidegger'de mesela can sıkıntısı gibi kendini gösteren veya yaşam boşluğu içinde olmanın getirdiği ağır kaygılar duyma, ki bu hakikaten büyük bir bedenimizde duyduğumuz ağrılar olarak da kendini gösterebilir. Bunların has insan olmanın bir aracı olduğunu söylüyor Heidegger. Tamamen tersine, yani daha sağlıklı, yani ne demekse sağlıklı sözünü Heidegger kullanmıyor ama Heidegger'in kullandığı kendisi gibi olma, insanın kendisi gibi olması. Yani orada kullandığı Almanca sözcük eigentlich olması. Bunu otantik diye İngilizceye veya bir Fransızcaya çevriliyor. Yani otantik, has insan, halis insan. İnsanı insan kılan, insan olma çekirdeğine öz demeyeyim de geliştirilebilecek bir kendinizi oluşturabileceğiniz insan olarak bir noktaya çekiyor. Çünkü bu egzistansiyel boşluk kendinizi gözden geçirmeye, sahip olduğunuz değerlerin sizi boşluktan alakoyan şeylerin ne olduğunu anlamanıza yol açıyor. Yani neden ben böyle bir boşluğa düştüm? Boşluğa düşmeden önce birçok meşguliyetim vardı. Yaşayıp gidiyordum. İşim gücüm vardı. Yaptığım işler vardı. Çevrem ne kadar güzel yapıyorsun diyordu. Şimdi
düştüğüm boşluktan baktığımda ne kadar saçma şeylermiş, ne kadar anlamsızmış. Bu işte, yani varoluşçunun perspektifi bu. Boşluğa düşen insanın kendini yeniden gözden geçirerek kendini yapılandırması, olanağı veren bir yaşantı bu. Varoluşsal boşluk yaşamak. Ama bu psikolojik bir boşluksa o tabii terapistlerin işi. Ama varoluşsal boşluk, tabii varoluşsal boşluk psikolojik belirtilerle de ortaya çıkabilir ve o gerçekten bir psikolojik sorun gibi görünebilir. Ya acaba bunun bir psikolojik sorunu var. İşte galiba çocukluğunda baba otoritesi çok fazlaydı. Değil mi mesela? Şimdi meseleye böyle baktığın zaman bu arkadaşın, değil mi, bu varoluşsal boşluktan arınarak diyelim, hani felsefeciler, çok eski felsefecilerin sevdiği de bir laf, çıkıp kendini insan olarak ortaya koyması sıkıntı olmaya başlıyor. Yani senin sorunun, işte onun için çok önemli bir şey bu. Yani sağaltım meselesi çok önemli. Yani Türkçedeki sağaltım tabii sağmakla da ilgili çağrışımlar yaptığı için bu felaket bir şey olabilir. Yani sağaltıma gittik, beni sağdılar. Yani 10 yıldır terapisten kurtulamıyorum, devamlı gel seninle ilgileneceğim deyip. Orada ince bir çizgi var. Yani zaman zaman mesela genç insanlar işte ergenlik dönemlerinde falan böyle boşluklar yaşayabiliyorlar. Ama bu boşlukların bir varoluşsal arayışın bir işareti olabileceği, bunu yaşayan insanın bu yaşantıdan kendine bir dönüşüm sağlayabileceği düşünüldüğünde iş değişir. Bunu 2200 sene önce, 2300 sene önce düşünenler vardı. Çok enteresan bir şey. Yani olumsuz duygusal haller, sağlıksız haller var. Bir de sağlıklı duygular var. Egzistansiyel boşlukta duyduğumuz can sıkıntısı ve bunaltı diye çevrilen sözcüğe baktığımızda bunlar bir gözlükle, bir açıdan bakınca ağır psikolojik sorunlar ve tedavi edilmesi gerekir. Ama bir açıdan bakınca tamamen o insanın kendine özgü, kendi varoluşunu gerçekleştirmesi için yaşadığı bir yaşantı olarak anladığınızda ona yardım etme biçiminiz değişir. Yani artık ona işte sen baba otoritesi seni bu hale getirmiş, bak işte şu ilaçları sabah akşam birer tane iç. Yani belki ilaç şeysi gerekebilir tabii, duruma göre ben onları bilemem. O bir uzmanlık işi ama bunun bir varoluşsal olanak olduğu kavrayışı, işte eğer egzistansiyel terapi yapıyorsanız, benim anladığım egzistansiyel terapi bu. O insanı kendi biricikliğini tanıması için içine düştüğü boşluk, müthiş bir şey bu. Yani oradan çıkarabilirseniz o kendi özgül
L ile özgül varlığını kavrayacak, oluşturacak ve yaşama bundan sonra daha farklı bir duruş içinde, tavır içinde olacak. Varoluşsal terapi bu. Böyle bir şey. Hani Viktor Frankl da bundan farklı, buna yakın bir şey söylüyor. Eğer varoluşsal, söylemeli varoluşsal terapiden söz ediyorsa. Ama buradaki okuduğumuz yerler ilk bir şeyler. Yani eskiz bunlar. Yani bir ne diyoruz? Asıl metin değil belki, yani karalama. Şimdilik o ağır bir kamp şeyse sonucu, deneyimi sonucu ulaştığı noktada bir takım saptamalar. Yaşam boyu bunlar üzerine düşünmüş çıktıktan sonra ve yazdığı kitaplarda, yani daha böyle teknik terapiye yönelik kitaplarda bunları geliştirmiş. Logoterapiyi psikoterapiye destek olarak kullanmadığımız takdirde diyor, hastanın durumunun üstesinden gelmesini kesinlikle başaramayız. Güzel işte, biraz önce de belki söylemeye çalıştığımız şey o. Yani logoterapi burada, yani varoluşsal terapi olarak da baktığımızda, bakalım ne diyecek? Yani artık senin sorunun psikolojik belirtiler gösteriyor ama bir insan olmayla ilgili bir durum da söz konusudur. Çünkü varoluşsal boşluğu doldurmak yoluyla hastanın ileride geri tepmeler yaşaması önlenmiş olur. Dolduruyor bu boşluğu. Bu nedenle logoterapi sadece nörolojik olaylar için değil, yani anlamla ilgili sıkıntılar için değil, ayrıca psikojenik, ruhsal kökenli, hatta somatojenik, yani bedensel kökenli, yalancı nevroz olayları için de tavsiye edilmektedir. Yani burada da kullanılabilir logo terapik, terapatik yaklaşımlar diyor. Bu ışık altında bakıldığında Magda B. ya B. Arnold'un bir ifadesi haklılık bulmaktadır. Ne kadar kısıtlı olursa olsun, her terapinin bir açıdan ayrıca logo terapi olması gerekir. Hastanın yaşamın anlamının ne olduğunu sorması halinde ne yapabileceğimize bir bakalım diyor. Bir şekilde bu saptamaların çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Her çeşit terapi, yalnız ruhsal bozukluklar için değil herhalde. Ne bileyim, bedensel rahatsızlıklar için de olur. Romatizma tedavisi için. Bugün bir öğrencimle konuşuyorduk da, ya hocam dedi, ben romatizma diye gittim doktora. Doktor demiş ki senin problemin psikolojik. Yani romatizman falan yok. Hadi bakayım demiş. Ya diyor, nasıl diyor bildi diyor. Herhalde kendisi de psikolojide okuyan bir öğrenciydi. Ben şimdi düşünüp bu romatizma sorununun psikolojik nedenini, veya şey gibi bakarsak Viktor Frankl gibi logoterapatiktir. Değil mi? Yani birçok somatik denen bedensel rahatsızlıklarımızın altında zaten sanıyorum şimdi tıp böyle bir geniş yaklaşım içinde
oluyor. Yani tıp felsefesi çalışmalarına kısa bir bakış yaptığımızda, yani terapi felsefesinin kendi içinde böyle hekim arkadaşlar var, görmüştüm. Yani bizzat bunu uygulayan. Çünkü yani sonuçta kalın bağırsağınızda bir sorun varsa veya kalbinizle, bedeninizle ilgili, bu sizin hayat tarzınızla ve hayata verdiğiniz anlamla da ilişkili olabilir. Bir bütüncül olarak bakıyoruz. Yani insanın sorunları, yani tıp mesela, bugün değil mi, hasta dendiği zaman hastalarla ilgilenen alan tıp. Şimdi bu bakışta beden en önemli yapıyı oluşturuyor. Ama bedenimizin taşıdığı duygular ve dolayısıyla o bedendeki sorunun duygu alanıyla olan ilişkisi söz konusu. İki, bedendeki sorunun benim düşünme tarzımla hayatı kavrama biçimimle, hayata verdiğim değerler ve anlamlarla olan ilgisi var. Bunu unutmayalım. Ve benim hastalığımın insanlarla olan ilişkilerimle bağlantısı var. Yani çevre diyebiliriz. Çevre ve çevredeki, çevreyle ilişki, düşüncelerimle, anlam dünyamla ilişki, duygularımla olan ilişki, benim bedenim, bedensel sorunlarımı anlamama yol açıyor. Çok eski dönemlerde tıpla uğraşan insanlar filozoftu zaten. Ve dolayısıyla işte Galen gibi filan ilk örnekleri var. Galen'den kalan metinler vardır. Belki Türkçe'ye de çevrilmiş olabilir. Mesela Galen'in de böyle şeyleri var. Yani hastalıkların tedavisinde sadece bedendeki bir yaranın iyileştirilmesinden fazla bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani o yaralı insanın duygu dünyası, düşünce anlam dünyası, ilişkiler dünyasıyla yarası arasında müthiş bir ilişki olduğunu düşündüğümüzde herhalde sağaltım daha farklı bir boyut kazanabilir, ama sıkıntı şu, mesela bizim gibi pratikte 5 dakikada hasta görmek zorundasın. Yani ne kadar çok hasta bakıyorsan, değil mi, o kadar yani o anlamda bu her danışanla uzun uzun konuşmak, ilişki kurmak gerektiren bir şey. Öyle bir durum genellikle pek yok. Hani parası pulu olmayanlar için de hemen şöyle yüzünüze bakıp 2 dakikada bir ilaç yazıp gönderme durumu olabiliyor maalesef. Hocam. Buyurun. Galen, bu Romalı hekim, İslam kültüründe Platon'la beraber aklın sembolü olarak görülüyor. Calinus diye yazılıyor. Calinus. Galen'e Calinus diyorlar. Mesela Mevlana'nın metinlerinde de Eflatun ve Calinus ikisi de aklın sembolü olarak görülüyor. Evet. Çünkü Galen stoacı bir anlamda. Yani akıl açısından tam stoa çalışır denemez belki, ama büyük ölçüde stoa tavrından etkilenmiş bir hekim olarak görülüyor. Hayır, arkadaş, o anlamda demedim. Hocam, aklın sembolü olarak görülüyorlar. Tabii. Stoacı anlamda demedim de, yani Eflatun kadar akıllı olsan, Galen kadar, Galeniz kadar akıllı olsan. Tabii, çünkü işte hani stoa da akıl açısından baktığı için diyor.
Lokman şeyi vermiş, kitap yurdunda kitap var değil mi? Tanıtımı. Oradan bakılabilir belki. Şimdi bir kısa ara verelim arkadaşlar. Ben unuttum şeyde. Hocam ama vakit kalmadı. İsterseniz vermeyelim. Vermeyelim mi? Peki evet, devam edelim yani. O zaman. Bir bölüm daha okuyalım. Yaşamın anlamı. Şimdi madem ki logoterapatik yaklaşım denenecek, yaşamın anlamı. Yaşamın anlamının ne olduğunu sorması halinde ne yapabileceğinize bir bakalım diyor. Bir doktorun bu soruya genel terimlerle cevap verebileceğinden kuşkuluyor. Şimdi tabii yaşamın anlamı sorunu medikal bir sorun olabilir ama öncelikle medikal bir sorun olmamalı. Çünkü biz yaşam sorunlarımızı medikalize ediyoruz. Yani karı koca kavga ediyor, doktora gidiyor. Ya kardeşim yani hekim evet yani hekim çok saygın bir insandır. Belki başka özellikleri vardır ama o yani bir tıp sorunu değil. Her şeyi tıp sorunu haline getirmenin sorunu çözmede sıkıntı yaratabileceğini söyleyebiliriz. Katılıyoruz. Katıldığımı söylemeliyim. Yaşamın anlamı, vallahi biz bunu derste okumadık, tıpta bize bunu öğretmediler diyebilir belki hekim. Yani genellikle demezler. Deneyimli hekimler öyle şeyler de. Çünkü yaşamın anlamı insandan insana, günden güne, saatten saate farklılık gösterir. Bu nedenle önemli olan genelde yaşamın anlamı değil, daha çok belli bir anda bir insanın yaşamının özel anlamıdır. Sorunu genel terimlerle ortaya koymak, bir satranç şampiyonuna sorulan soruyla kıyaslanabilir. Söyleyin ustam, dünyadaki en iyi hamle nedir? Bir maçtaki belli bir durumdan ve rakibin özel kişiliğinden bağımsız bir en iyi hamle ya da iyi bir hamle diye bir şey kesinlikle yoktur. Aynı şey insanın varoluşu için de geçerlidir. Kişinin soyut bir yaşamın anlamı arayışına girmemesi gerekir. Evet, yani bu hekimce bakıldığında yaşamın anlamı zaten soyut bir şey değil. Anlam soyut değil. Yani bu konular üzerine düşünen felsefeciler de Viktor Frankl gibi düşünüyorlar. Soyut değil. Yani bedenden kaynaklanan, çevreden kaynaklanan, yani kavram haline getirirseniz soyut oluyor tabii de kaçınılmaz olarak. Herkesin yaşamında özel bir mesleği ve uğruna çaba harcanacak bir misyonu, yerine getirilmeyi bekleyen somut bir görevi vardır. Ne onun yeri değiştirilebilir, ne de yaşam tekrarlanabilir. Bu nedenle herkesin işi, bunu yürütmeye yönelik özel fırsatları kadar eşsizdir. Yani bir biriciklik, herkesin kendi yaşam durumunda, kendi yaşamındaki anlam. Yaşamdaki her durum insana meydan okuduğu ve çözülecek bir sorun getirdiği için yaşamın anlamı sorunu gerçekte tersine çevrilebilir. Nihai anlamda kişinin yaşamın anlamının ne olduğunu sormaması, bunun yerine bu sorunun muhatabının kendisi olduğunu kavraması gerekir.
Yani başkalarından öğrenilecek bir şey değildir diyor. Kendimize sormamız gereken bir şey. Yani senin için nedir yaşamın anlamı? Bu da çok güzel bir yani terapötik açıdan önemli bir nokta. Yaşamın anlamı nedir? Sorulabildiğimiz böyle bir soru öncelikle. Tek kelime ile her insan yaşam tarafından sorgulanır. Yani biz yaşamı sorgularız, sorguladığımızı düşünürüz ama yaşam da bizi sorgular. Ve herkes sadece kendi yaşamı için cevap verirken yaşama cevap verir. Aslında yaşamın anlamı nedir sorusu? Değil mi? Bizim sorduğumuz bir soru gibi gözükse de özellikle yaşamın bize sorduğu sorudur. Güzel bir nokta. Yani Viktor Frankl'ın burada üzerinde durduğu. Yaşam bize soruyor. Yaşamın anlamı nedir? Sadece sorumlu olarak bunu yapabilir. Tek kelimeyle diyor şöyle. Her insan yaşam tarafından sorgulanır ve herkes sadece kendi yaşama için cevap verirken yaşama cevap verir. Sadece sorumlu olarak bunu yapabilir. Bu nedenle logoterapi insan varoluşunun özünü sorumlulukta görmektedir. Bu da bir varoluşçu felsefecilerin de üzerinde durduğu bir nokta. Çünkü böyle bir sorumluluk içinde değilseniz o zaman anlam sorgulaması sırf bir entelektüel bir oyun haline gelir. Varoluşun özü. Demek ki bir sorumluluk söz konusu. Bu mesela Jean-Paul Sartre falan bunu çok vurgulayarak anlatır. Bir varoluşçu insan bütün dünyadan sorumludur. Ulaşabildiği bütün insanlardan, varlıklardan, yaşamın akışından kendini sorumlu hisseder, duyar. Sorumluluk üzerindeki bu vurgulama logoterapinin kategorik koşulunda kendini göstermektedir. İkinci defa yaşıyormuşçasına ve ilk kez şimdi yapmak üzere olduğumuz gibi hatalı hareket etmişçesine yaşayın. Hani bir hatalı bir hareket de bulundum. Şimdi tekrar bunu yaşayacağım ve bu kez bu hatamı yapmayacağım. Bana öyle geliyor ki başka hiçbir şey insanın sorumluluk duygusunu onu ilk önce şu anın geçmiş olduğunu ve daha sonra da geçmişin değiştirilip düzeltilebileceğini düşünmeye çağıran bu özdeyiş kadar iyi kamçılayamaz. Değiştirebilirsin. Aslında değiştirilemez olan olmuştur belki ama İkinci defa geliyormuşsun dünyaya da bir daha onu yaşayacakmışsın gibi yaşa. Bu algı kişiyi yaşamın belirli, sınırlı oluşuyla olduğu kadar hem kendi yaşamıyla hem de kendisiyle ne yapacağının belirleyiciliğiyle karşı karşıya
getirir. Yani bir sorumluluk içine sokar. Logoterapi, hastanın kendi sorumluluklarının tam olarak farkına varmasını sağlamaya çalışır. Tabii aslında bir kısım insanın sorunu sorumluluklarını duymamak değil. Onu sağaltacak sorumluluklarını yaşayamamak. Yani yanlış şeylerden dolayı pişmanlık, acı çekiyor ve orada müthiş bir günah duygusu, mahcubiyet, ayıp, kendini ayıplama duygusu yaşıyor olabilir. Ve sorumluluğunun bu açıdan bu konularda çok fazla olduğunu düşünerek daha duyabileceği tırnak içinde sağlıklı sorumluluğu farkında olmuyor olabilir. Bu da tam olarak hastanın sorumluluklarını fark etmesini sağlar logoterapi diyor. Bu nedenle kişiye neye karşı güzel, ne için ya da kime karşı sorumlu olduğunu anlaması seçeneğinin bırakılması gerekir. Çünkü işte burada egzistansiyalist bir şey var. Yani sana bırakıyorum. Sen kendi seçme gücünle bunu belirleyeceksin. Yoksa ben bir terapist olarak senin yerine ne yapılması gerektiğini, işte şu konularda şöyle yap filan, mesela böyle diyen terapistlerin zaman zaman belki demek gerekebilir ama genellikle böyle bir terapistin iyi bir terapist olmadığı, yani özellikle işte bu logoterapi, varoluşsal terapi alanlarında söyleyebilir. Çünkü onun her seçmesine, her kararına müdahale edip orada destek vermeye çalışması herhalde bir varoluşsal terapi olduğunu göstermez. Psikoterapistler arasında hastalarına değer yargıları, evet bakın söylüyor, empoze etmeye en az eğilimli olanların logoterapistler olmasının nedeni budur. Çünkü hastanın yargılama sorumluluğunu doktora yüklemesine kesinlikle izin vermeyecektir. Bu tabii diğer terapi tekniklerinde de olan bir şeydir. Yani bir kısım terapist zaten böyle davranır. Dolayısıyla kendi yaşam görevinin topluma karşı mı, yoksa kendi bilincine karşı mı sorumlu olarak yorumlanacağına karar vermek hastaya düşmektedir. Logoterapi öğretmediği gibi vaaz da vermez. Mesela bu tavırlar çok gerçekten bu terapinin egzistansiyel boyutunu ortaya çıkarıyor. Mantık yürütmekten olduğu kadar ahlaki değerleri canlandırmaktan da uzaktır. Benzetme yapılacak olursa logoterapistin rolü bir ressamdan çok bir göz uzmanının oynadığı roldür. Ressam bize dünyayı kendi gördüğü haliyle aktarmaya, göz uzmanı ise dünyayı gerçekte olduğu gibi görmemizi sağlamaya çalışır. İşte bu örnek aslında belirgin kılıyor farkı. Yani bir danışman olarak kendi dünya görüşünüzü bu danışana dayatmamanız, ona bir resim sunmamanız gerekir. Ama bir resim arıyor ise birlikte çalışabilirsiniz. Onun kendi resmini yapmasına yardımcı olabilirsiniz.
Logoterapistin rolü hastanın görüş alanını, potansiyel anlam spektrumunun tamamının bilinçli ve görülebilir olması için genişletmekten oluşmaktadır. İnsanın sorumlu olduğunu ve yaşamın potansiyel anlamını gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyerek, yaşamın gerçek anlamının kapalı bir sistemmiş gibi kişinin kendi içinde ya da kendi ruhunda değil, dünyada keşfedilmesi gerektiğini vurgulamak istiyor. Evet, bu çok güzel. Şimdi bakın bu sözlerin, bu saptamalarında Frankl'ın gerçekten bir felsefi duyarlılığı ortaya çıkıyor. Başlarda söylediği sözlerde ki o sanki sallapati bir görünüm ortadan kalkmış ama iş yaşamın anlamını nasıl bize soran insana anlatacağız noktasına geldiğinde tavrının varoluşsal duruşa, bakışa uygun olduğunu, yakın olduğunu söylemeliyiz. Yani kendi başına oturup düşünüp anlamı keşfetmesi değil, yaşamın gerçek anlamı sanki kapalı bir sistemmiş gibi düşünmemek lazım. Kişinin kendi içinde. İşte bu Heidegger. Yani dünyada olmak, Heidegger'in dünyada olmak sözü bu. Yani çünkü filozoflar, belki de oradan çıkan danışmanlar, insan zihninin, bilincinin içinde bir varlık değildir. İnsan dünyada yaşayan bir varlıktır. Dolayısıyla yaşamının anlamını ilişkilerinle, yapıp ettiklerinle anlayacaksın. Onu da sana herhalde karşındaki insanlar söyleyecek veya ima edecekler. Bu temel özelliğe insan varoluşunun kendini aşkınlığı diyorum. Bu insan olma gerçeğinin her zaman için, bu ister bir anlam, ister karşılaşılacak bir insan olsun, çünkü her insan bir anlamdır aslında, kişinin kendi dışındaki bir şeye ya da birisine yöneldiği anlamına gelmektedir. Kişi hizmet edeceği bir davaya ya da seveceği bir insana kendini adayarak ne kadar çok kendini unutursa o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar çok gerçekleştirir. Yani başkalarıyla yaşamı birlikte kotarırken, yaşamı birlikte paylaşarak oluştururken kendini fark eder ve kendini gerçekleştirir diyor. Kendini gerçekleştirme denilen şey hiç de ulaşılabilir bir şey değildir. Bunun da basit bir nedeni vardır. Kişi buna ulaşmak için ne kadar çok uğraşırsa bunu da o kadar çok kaçıracaktır. Yani kendi başına kendimi gerçekleştireceğim, kendimi gerçekleştireceğim derse bunu yapamaz ama yaşamın, yaşam içinde duyduğu sorumluluklarla ulaşabileceği bilgi alanına, deneyim alanına, ilişki alanına ulaşmaya çabalarken bu gerçekleştirme süreci içine girer. Başka bir deyişle kendini gerçekleştirme sadece kendini aşmanın bir yan ürünü olarak olasılıktır. Yani başkalarıyla ilişki halindeyken,
yaşarken, yaşayıp giderken, yaşamın içindeyken bu olur diyor. Bu noktaya kadar yaşamın anlamının her zaman değiştiğini, ancak hiçbir zaman yok olmadığını göstermiş bulunuyoruz. Logoterapiye göre bu yaşam anlamını 3 farklı yoldan keşfedebiliriz. 1. Eser yaratarak ya da bir iş yaparak. Mesela bu Freud'da da olan bir şeydir. Yani bizi sağlıklı kılacak nokta, özellik, yani sağlıklı bir insan olmak için ne yapmak gerekir? 1. Çalışmak, üretmek. 2. Sevmek. Yani Freudian perspektiften öyle hatırlıyorum. Burada da buna yakın şeyler söyleniyor. Yaşamın anlamını durduk yerde çenenizi kaşıyıp düşünerek ve habire okuyarak değil, bir eser yaratarak ya da bir iş yaparak. 2. Bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek. Yani ülkeleri gezerek, değişik deneyimler geçirerek ve insanlarla etkileşerek. 3. Kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirerek. Yani sürekli olarak yaşadığınız bir kayıp, bir acı vardır yaşamınızın bir yerinde ve buna karşı tavır geliştirerek bunu sağlayabilirsiniz diyor. Evet, çok şey yani düşünerek sadece sağlanacak bir şey değil. Edilgin biçimde yaşamın anlamını keşfederek, ona buna sorarak değil. Size düşen yaşam payını işte bedenli bir varlık olarak hakkıyla yaşamaya çalışarak, eser yaratarak. Yani bu eser yaratmak illa ne bileyim bina yapmak, resim yapmak, kitap yazmak anlamında değil. Değil mi? Eser yaratmanın birçok yolu vardır. İnsan ilişkilerinde ne bileyim yeni bir topluluk kurmak. Yeni bir etkinlik içine girmek, bir etkinliği düzenlemek, organize etmek mesela. İnsanlarla etkileşerek. Kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirerek demiş. Bu tabii kendi yaşamından biraz çıkardığı bir şey. Yani yaşamın ağır travmaları çok öğretici olabiliyor. O zaman şöyle bir şey çıkıyor buradan. Yaşamda anlam bulmanın ikinci yolu bir şey, iyilik, doğruluk, güzellik gibi yaşamak, doğayı, kültürü yaşamak, son ve bir o kadar önemlisi de olanca eşsizliğiyle bir insanı yaşamaktır. Yani onu sevmektir. Bakın Freud'un aslında söylediğini söylüyor. Ama arkadaşlar tabii bunlar çok bir eser yarat. Seni rahatsız eden ağır yaşam sıkıntılarına karşı ne yapıyorsun? Onlardan öğren. Yani yaşamın, kendi yaşamın, yaşayıp giderken yaşamından çıkarmaya, yani yaşamındaki insanlarla
olaylarla, sorunlarla baş ederken yaşamın anlamını bulmaya çalış. Eylem halinde. Çünkü yaşamın anlamı eylem sırasında ortaya çıkar. Birincisi, felsefi açıdan bir eser üret, poiesis. Yani poetik bir yaşam, üretici bir yaşam, buluşlar taşıyan bir yaşam. Bunu ilişkilerle de yapabilirsiniz. İnsanlarla öyle bir ilişkiye, bir anne çocuğuyla öyle bir ilişkiye girebilir ki orada hem çocuğuna yaşamın anlamı konusunda bir şey gösterebilir, hem kendisi yeni anlamlar bulabilir. Yani yaşamın, yaşayıp gitmenizi yaratıcı bir hale getirme imkanı vardır. Herkes yaratabilir. Şimdi şeyi hatırlatacağım ve öyle bitireyim arkadaşlar. Ha, ondan önce bir şey söyleyeyim unutmadan. Bu başta söylediği varoluşsal boşluk sözündeki varoluşsal sözü çok yerinde olmamış. Bu günlük hayatta içine düştüğümüz boşluk demek istiyor. Yani o anlaşılıyor. Dolayısıyla öyle anlamayınca ben tabii Frankl'ı kötü biçimde eleştirdim. Oysa Frankl burada galiba varoluşsal boşluk sözüyle orada o deyimi dikkatli kullanmamış. Tabii bir de şu özelliği varmış. Mesela Viktor Frankl da bu şeyde, ya işte Viktor, bak bir arkadaşı ona dese ki bak buradaki varoluşsal sözünü şey kullanmamışsın, farklı anlıyorlar okurlar dese kabul etmezmiş. Yani çok zor bir insan ve narsisistik şeyi çok yüksek. Yatırımı kendine. Onun için pek de sevilmeyen bir insan olduğunu, yani çok kasıntı bir insan olarak da dolaştığı konusunda onun için yapılmış eleştiriler vardır. Ha, bunu söylemek istiyorum. Bir, oradaki şey yaşam boşluğu. Yoksa filozofların anladığı anlamda varoluşsal boşluk diye. Öyle anlayınca sorun çözülmüş oluyor. İkinci söyleyeceğim nokta, Platon'un simpozyonunda bazı arkadaşlarla birkaç defa okumuştuk. Aşk tanımı vardır. Aslında o aşk tanımı müthiş bir yaşam anlamına ilişkin bir işaret bize veriyor. 2400 sene önceden. Müthiş bir şey. Nedir aşk deyince, bunu tabii Sokrates söylemiyor. Diotima söylüyor. Diotimatik bir şeydir. Değil mi? Hatta öyle şakalar yapıyorduk bunu okurken. İşte bir şey açalım, meyhane veya kafe, Diotima'nın yeri falan diye. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Aşk çok basit aslında. 4 sözcük. Aşk nedir? Bedenin ve ruhun, can diye çevirmişler onu, bedenin ve canın katkısıyla, beden ve candan geçerek, onları yanımıza alarak, onlarla birleşerek güzellik içinde, üçüncüsü bakın, beden, ruh, soma, psühe, ruh, güzellik içinde, kalos, güzellik, doğurma, aşk budur.
Yani yaşamın anlamı bakın dört şeyde yatıyor. Bir, beden. Çünkü yaşamın anlamını beden duyuyor arkadaşlar. Yani ben beden değilim, hani kartezyen bir dekatçı bir şeyle baktığınızda ben sadece bir bilinçten ibaretim. Beden de ne oluyormuş bu pis bir şey beden. Yok, beden duyuyor. Bedenin hakkını vermek lazım. İki, ruhsal dünyamızın, iç dünyamızın, duygularımızın, düşüncelerimizin, anlam gücümüzün işin içine katılmalı, canlanması gerekiyor. Ve güzellik. Güzellik demek mükemmel bir değer yaşantısı demektir. Güzellik en yüksek değerdir. Hani bazen ona iyilik diye de ad verilir. Yani agathos, kalos, agathos, ikisi birlikte kullanılan iki kavram. Bunlar yetkinliği, mükemmelliği gösterir. Bedenimizi ve canımızı, hatta ben kendi terminolojimle canımızı katarak, çünkü canın içinde beden ve duygusal, düşünsel dünya var. Canımızı güzellik iklimi oluşturmaya çabalayarak, ki onun içinde adalet de var tabii. Hani yüksek bir değer olduğu için içinde dört temel özlem var. Yüreklilik, ölçülülük, adalet ve bilgelik. Güzellik, hepsi güzellik oluyor. Doğurma, tokos diye bir Yunanca sözcük kullanır. O doğurma demektir. Meydana getirmek, oluşturmak, yenilemek, tazelemek. Anna Arendt'in, değil mi, müthiş bir deyimi vardı. Yani erkek kısmısı hep ölümlülükten söz ediyor da dişiler doğumluluktan. Yaşamı yaşam kılan doğumluluktur. Çünkü doğduğun için ölüyorsun. Yani ama hep sonu almışlar. Kardeşim hep sona neden bakıyorsun? Başa bak. Çünkü başlayıp doğurmak yaşamın içinde olan bir şey. Sadece başta değil. Başta, ortada, sonda sürekli olarak doğuracaksın. Ömrün ne kadarsa ömrün içinde doğuracaksın. Üreteceksin. Oluşturacaksın. Yeniden gözden geçireceksin. Hep vaktiyle doğurdun, meydana getirdiğin bir şey, onu önceye kadar elinde tutuyorsun. Yeniden doğurmak lazım. Bugün neler doğurdun? Mesela her sabah sana. Bugünkü doğurduğumuz, hani bugünkü yemek listesi gibi bir şey. Bugün doğurduklarım. Bir, palavra. İkincisi, insanları kafa kola alma. Dördüncüsü, eskimiş ayakkabılarımı eskiciye iyi bir parayla satma. Mesela, değil mi? Böyle bir doğurma defteri yazılmalı. Tabii buradaki doğurmanın anlamı çok geniş, değil mi? Doğurma ne? Doğurma doğa. Doğa. Doğa olmak. Değil mi? Ne kadar güzel bir süreç. Bakın, doğurma doğa. Aynı şey. Doğa doğuran demek. Yani mesela Latince'de naturans. Natura naturans. Naturans doğuran demek. Hatta Arapçadaki tabi'a da aynı anlama geliyor. O da doğurma. Yoksa bir defa doğmuş, ondan sonra çürüyor. Değil mi? Eğer o tekrar doğurmazsa çürür o zaman. Gerçi çürümek de bir anlamda doğurmaktır.
Değil mi? Yani nereden baktığına, çünkü orada da bir değişim var. Yani dönüşüm var. Peki arkadaşlar, burada kaldık.